27. dakikaya kadar oyunun hepimizin bildiği gibi bizim kontrolümüzde ve oynadığımız bir dakikaydı. Ve penaltı ve 1-0 mağlup durumuna düşmek. Bence oyunun kırılma noktası tabii bu gibi gözükse de esas kırılma noktası ikinci yediğimiz golden sonrasıydı. Ve bence ondan sonra hem takımın oyuna motivasyonu ve oyuna asılması ve oyunu çevirme gücü tükendiğini düşünüyorum. İyi bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum ligin ilk yarısını. Özellikle son 14 karşılaşmaya bakarsak çok iyi bir performans gösterdiğimizi görebiliriz. Ama hala ligin ilk 3 maçında kaybettiğimiz o puanları geri alabilmek için mücadele ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Burada tek nokta neye ihtiyacımız var, neler bizim için uygun ve kimler buraya gelmek istiyor. Bu noktaları iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. O yüzden aslında oyuncularla ilgili konuşmak zor. Ama 2-3 tane oyuncu almaya çalışacağız takımımızı, kadromuzu daha güçlü hale getirebilmek için. Avrupa Ligi'nde güçlü bir gruptaydık, zorlu bir gruptaydık. Herkes çok zor olacağını düşünüyordu. O grubu biz lider bitirdik. Feyenoord'u yendik, Galatasaray'ı yendik, Beşiktaş'la beraber kaldık, Manchester United'ı yendik. Nasıl oluyor da iyi değil diyebiliyoruz böyle bir ilk yarıya? Şu anda Avrupa'da mücadelemize devam ediyoruz. Ligde yarışın içindeyiz. Kupada da aynı şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Nasıl oluyor da böyle bir ilk yarıyı kötü olarak değerlendirebiliriz? Evet, gelişebiliriz. Geliştirebileceğimiz noktalar var. Ama bu her takım için geçerli. Ve en fazla gol atan takım biziz.